Nedir? Ne tür bir arbede bu? Yasemin, ne oldu? Ahmet Hakan, burası şu anda tam anlamıyla karıştı. Burada bir grup oy sayımı sürerken dediler ki çöplere oylar atılıyor, oy pusulaları çöplere atılıyor dediler ve o an itibariyle burası tamamen karıştı. Şu anda ben ileriyi görmeye çalışıyorum. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Polis bir taraftan sayıma müdahale etti. Şu anda ileride o arbedenin yaşandığı yerde sayım devam etmiyor. Bitirdiler fakat gerçekten şu anda çok fazla göremiyorum ileriye ama o kadar kalabalık ki zaman zaman üzerimize doğru geliyorlar. Arbede çıktı yani, çünkü. Arbede derken böyle yumruklaşmaya varan bir durum mu var? Nedir? Evet, yani yumruklaşmaya varan bir arbede. Şu anda ben yumrukları havada görebiliyorum. Polisler de müdahale ediyorlar bir taraftan. Sakinleştirmeye çalışıyorlar. Çevik kuvvet şu anda giriyor. Ahmet Hakan, görüyorum şu anda çevik kuvvet giriyor. Evet, içeriye çok sayıda çevik kuvvet ekibi yönlendiriliyor. Şu sıralarda yurt dışı oyların sayımında çıktı olay. Burada bir grup daha önce de söylediğim gibi oylara müdahale edildiğini söyledi. Oy pusulalarının çöplere atıldığını söyledi. Polislerden yardım istediler. O dakika itibariyle de burada olay çıktı. Arbede çıktı. Peki. Polis bir taraftan müdahale etmeye çalışıyor. Çevik kuvvetin de geldiğini söyledim. Peki. Belki de biber gazı kullanılır mı, o kadar büyür mü iş bilmiyorum ama gerçekten şu anda basın mensupları bile arada kalmış durumda. Buradan gördüklerim bunlar. Peki oyların, yani oy güvenliği, o sayılan oyların güvenliği konusunda bir problem var mı? Yırtılıyor mu o arbede sırasında? Onlar korunaklı bir durumda mı? Tabii var, onu da söyleyelim. Bir taraftan arka tarafta oyların sayılmaya devam ediyor. Yani arbedenin olduğu kısımda tamamen durdu sayım ama arka tarafta sayılmaya devam ediyor. Fakat hani orada da merak edip arbedenin olduğu tarafa yönelen insanlar var. Masalarda dolayısıyla siyasi parti temsilcileri de YSK temsilcileri de ayrılmış durumda bazı masalarda şu an görebildiğim kadarıyla. Yani herkes şu an burada tam anlamıyla görevini yapamadığı için bir noktada da güvenlik açığı oluşmuş durumda diyebiliriz. Bunu söylemek mümkün. Yani şey açısından, oylar açısından da bir güvenlik açığı. Evet işte. Evet, oylar açısından. Evet. Şu anda peki, mesela git. Herkes çok rahat bir şekilde oyların sayıldığı masaların arasında gezebiliyor. Oylar şu anda açıkta masalarda. Yani her türlü şu anda açık burası duruma. Her türlü istismara açık. Peki bir arbede hali hala devam ediyor mu yoksa hafiften bir sükunete kavuştu mu? Şu anda biraz daha sakinleşti. Çevik kuvvetinde girmesiyle birlikte o arbedenin artık yavaş yavaş sona erdiğini görüyorum ama yine arada böyle bir sesler yükseliyor. Bir ıslıklar çalıyor, bir şeyler oluyor. Şu anda gördüğüm kadarıyla çevik kuvvet girdikten sonra daha sakin burası. Yasemin, kolay gelsin.